Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız çocukları için pijama pantolon dikeceğiz. 8-10 yaş kız çocuklarına uygun pijama pantolon dikeceğiz. Benim elimde böyle bir kumaşım vardı. Benim torunum, güzel kızım, güzel torunum bundan bana pijama dikenler ne dedi ve ben de pijama dikeceğim arkadaşlar. Bakalım gözüküyor mu? Evet, şöyle yaparsak daha iyi olacak. Evet, şimdi kumaşımı ikiye katladım, serdim, enini ölçtüm. 54 geldi. Ortadan bir çizgi çektim. Şöyle 27'ye böldüm. Baktım ölçüleri verecek mi diye. Ölçülerimiz veriyor arkadaşlar. Üstten bir şöyle düz çizgi çektim. Kumaşımın üstünü düzelttim. 4 santim bir pay indim. Arkasından da 5 santim bir pay indim. Çünkü lastiğini kendinden takacağım için. Evet arkadaşlar, bizim ölçümüze göre oturuş yüksekliğimiz 23 santim. Şu 5 santimden sonra 23'ü iniyoruz. Şu şekilde. Ve 23'ü şöyle düz olarak çiziyoruz. Arkadaşlar. Evet, 23'ümüzü, oturuş yüksekliğimizi çizdik. Şimdi bu oturuş yüksekliği çizgisinden 23 olan tekrar, pardon, 22 olan şeyimizi çıkıyoruz. Ölçümüzü. 22'de buradan çıkıyoruz. Burası ön olacak arkadaşlar. Burası da arka olacak. Evet. Buraları da yukarı doğru düz çıkıyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde çok kolay, basit. Yazın tiril tiril giyilecek. Bu arada bizim kumaşımız viskom. Biz yıkadık bunu, kuruttuk, ütüledik. Bunlar çekme yapıyor biliyorsunuz. Evet, ve şurada verdiği kadarıyla ağımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da şöyle yukarı çıkıyorum. Ağımı şöyle, ön ağımı oluşturuyorum. 5 santimden. Şuradan 1 santim içeri giriyorum belden. Ve arka ağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Arka ağımızda 6 santim geliyor. Kumaşımız bu kadar veriyor çünkü. Şöyle. Yeterli zaten. 1 santim de buradan böyle çıkıyoruz ve pantolonumuz çıktı arkadaşlar. Lastik katlama payından aşağıya pijamamızın boyunu alıyoruz. Benim boyum 82 santim. 82'yi işaretliyorum. Ve şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar, geçen büyükler için yaptığımız pantolonda paçayı sormuşlar. Paçamız bunda düz geliyor arkadaşlar. Bakın, ağımız nereyi veriyorsa düpdüz aşağıya iniyoruz. Bol olacağı için böyle düz iniyoruz arkadaşlar. Sizin de ölçünüz neyse ağınızdan aşağıya böyle düz bir şekilde inebilirsiniz. Evet. Burayı da zaten düz ineceğiz. Şimdi kesime geçiyorum arkadaşlar. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi buradan 1 santim içeri girmiştik. Arka ağımı kesiyorum. Şurayı düzelterek düz aşağıya iniyoruz. Bu pantolonumuzun yanları dikişsiz arkadaşlar. Çok rahat, kolay. Şimdi bu arka ağdan şuradan 4 santim bir pay vermiştik ya. Bunu böyle düz gidiyoruz. Şöyle ortasından aşağıya önü 4 santim düşerek kesiyoruz arkadaşlar. Bu
Buradan da ön ağımızı kesiyoruz. Evet. Evet, pijamamız kesildi. Şimdi bu katlarımızı açmadan ön ağımızı dikiyoruz, arka ağımızı dikiyoruz, açıyoruz, bacaklarımızı dikiyoruz arkadaşlar. Ben dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, ağlarımızı birleştirdik. Ağları ön ağı önle arkaya arkayla birleştirdik. Gördüğünüz gibi ön düşüklüğümüz oluştu. Paçalarımızı diktik bu şekilde. Gördüğünüz gibi pijamamız çıktı. Şimdi buraları overlock çekip katlayacağız paçalarımızı. Belimize lastiğimizi takacağız. Pijamamız giyilmeye hazır olacak arkadaşlar ütüden sonra. Ütüledikten sonra da tekrar paylaşacağım. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bitmiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu da pijamamızın bitmiş hali. Pijamamızı bitirdik. Gördüğünüz gibi giyilmeye hazır. Siz de rahatça dikebilirsiniz. Evet, benim torunumun pijaması hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçekli, çok güzel, şahane bir pijama oldu. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar, aboneliklerimizi unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.